Bizim topraklarımızda iki kere at katliamı yapıldı. Birisi 1947-48 yıllarında, diğeri 1962-63 yıllarında. Neden bizim topraklarımızda at katliamı yapıldı? Çünkü Türkleri atlarından mahrum ederek ancak dilenci durumuna sokabilirdiniz. Eğer bizim atlarımız başında, yani 900 benim doğduğum yıl 44'te olduğu kadar atımız olsaydı, bir kere o atlar nallanacaktı değil mi? Koşumları olacaktı. Eğerleri olacak. Yani bu çok canlı, çok aktif, çok da çevreci bir iktisadi çevrim, bir iktisadi sik doğuran bir şey. Bu bir. İkincisi çok önemli. İnsanların atlarla münasebeti. Atlar Allah'ın, yani Allah zaten bize at yetiştirmeyi emrediyor. Allah'ın övdüğü hayvan at. Ve insanlar at yetiştirir diyorlar. Hayır. Atlar insanları yetiştirir. Yani insanlar atlarla kurdukları münasebet dolayısıyla daha üstün bir ruhi meziyet sahibi olurlar. Birincisi 1947-48 yıllarında yapılan katliamın sebebi, 2. Dünya Savaşı sırasında motorize birliklerden çok atlı birliklerin sonuç alması yüzündendir. Yani biz Türklerle kapıştığımız zaman bunlar atlarını devreye sokarlarsa bizi darmadağın eder diye düşündüler, atlarımızı öldürdüler. Sonra atlarımızı öldürdükten sonra biz atlarımızdan gene vazgeçmedik. 7 Mayıs 1960 sabahı Kur'an devletimi ilave ettikleri zaman baktılar ki bunlar gene at edinmiş. Bu sefer o zaman da temizlediler. Yani bu sefer 2. Dünya Savaşı falan filan yoktu. Dediler bunlar durmuyorlar, boş durmuyorlar. Bunlar çocukça şeyler gibi görünebilir birileri. Ama düşünün, yani şu anda biz atlı bir millet olmuş olsaydık, yani Allah nasip ederse biz gene Moğolistan'dan bol bol at getireceğiz. Yani başka yerlerden de getir. İngiliz atları bile getireceğiz. Sonra değil, yani tabii bununla beraber, bununla iç içe olarak Türkiye'deki bütün suları birbirine birleştireceğiz. Çoruk'tan Meriç'e kadar bu üzerinde ulaşım mümkün olur. Yani bunun getirisini düşün. Bunun gıda bakımından getirisini düşünün, münakalat bakımından getirisini düşünün, insan münasebetleri bakımından getirin. Şimdi Türklerin Türk olması bu yüzden son derece tehlikeli bir şey.